Bir şey soracağım Osman, senin var mı yatırım, var mı öyle bir şey? Benim yatırımım var, birkaç tane coin'e. Nasıl durum ne şey peki? Ya. Kazandın mı, kaybettin? Yok, şu anda herkes gibi zarardayız. Bir iki ay sonra bir daha çekelim Osman bu videonun benzerini. Bakalım, ha, bakalım yükselmiş Osman mi, yükselmiş köşeyi mi? Döndü mü dönmedi mi? Parayı buldu mu bulmadı mı? İnşallah. Bulursam zaten benimle çekmezsin. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayız. Evet. Son dönemde dijital paralara, yani kripto paralara olan ilgi hala artmıştı ve geçtiğimiz gün, ki hala şu saatlerde de yine düşüş devam ediyor, adeta bütün para birimleri, bütün tokenler, coinler bayır aşağı gitmeye başladı. Biz de dedik ki Özgür Çetin'le hemen bu konuyu bir masaya yatıralım. Bir Bitcoin uzmanı olarak. Ki hiç anlamam arkadaşlar bu arada. Ya bizim bir uzmanlığımız yok ama yorumlayacağımız şeyler var. Ben özellikle bir 2 haftadır, 3 haftadır falan sıklıkla böyle takip ediyorum. Hayırdır çok... Osman, var mı öyle bir şeyler, paralar? Bakıyorum şurada. Çok böyle hani Bitcoin takip var, ettiğim... Ethereum var. Takip ettiğim uzmanlar vesaire var. Bunun üzerinde de bayağı bir bilgi sahibi olduk. Tabii onlar gibi grafik çizecek şeylere gelemedik daha. O şeylere de muhtemelen gelemeyiz. Adamlar muhtemelen finans uzmanları da. En azından onların yorumlamalarından yola çıkarak bir şeyler söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hep söyleyelim bu klasik. YTD değil. Klasik bir şey olsun. Sonradan. Şu anda mesela bugün çekiyoruz. Bugün ya hemen yayınlıyoruz. Ya ben şunu söyleyeceğim ama şimdi kripto para nedir mesela? Bilmeyenler için bunu bir söylesek. Kripto para aslında blockchain denilen bir zincir var. Bu zincirle ortaya çıkmış bir şey. Ki bu sadece kripto para değil arkadaşlar. Bunun geleceğin teknolojisi olduğu da söyleniyor. Şöyle bir şey, mesela normal sistemlerde merkezi bir sistem vardır. Atıyorum sen tapuya gidersin abi. Dersin ki işte evimi Osman'a sattım. Bu nedir? Oradaki bir tane merkezi bilgisayarda işlenir, kaydedilir. Şimdi diyorlar ki bu bilgisayara saldırı olduğunda, sadece bu bilgisayarda olduğu için bu veriler tehlikeye girebilir. Blockchain'de öyle bir şey yok ama diyorlar. Ama blockchain'de şöyle bir şey var. Dünya üzerindeki bütün bilgisayarlar merkezi bir sistem olmadığı için, merkeziyetsiz olduğu için ben Özgür Çetin'e ya da Özgür Çetin bana evini sattığında ne oluyor? Bu işlem blockchain altında bütün bilgisayarlarda onaylanıyor arkadaşlar. Ve bunlar işte küp gibi düşünelim. Hepsi bir zincirin halkası olarak bütün işlemler birbirine ekleniyor. Ve merkeziyetsiz olduğu için de atıyorum bir bilgisayara ekleseler bile, 10 bilgisayarı, 100 bilgisayarı ekleseler bile diğer bilgisayarlarda da sözleşmemiz onaylı olarak durduğu için zarar görmüyor. Yani böyle bir sistem söz konusu arkadaşlar. Blockchain'de böyle bir sistem var. Hatta onu blockchain'i sadece bu kripto paralar değil artık mesela lojistik ya sektöründe çok fazla, falan da çok, çok kullanılıyor. Yani şu anda arkadaşlar hani kripto para olarak değil zaten bunların farklı teknolojileri var. Yani içerisine girdiğinizde bambaşka bir dünya olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece böyle tokenlerle alakalı bir durum söz konusu değil. Hepsinin farklı amaçları var, farklı fonlamaları var. Atıyorum bir tane mesela coin'in şirketi, adamlar Afrika'da su dağıtmak, işte kuyu açmak gibi i̇şte projeleri var. Yani çok değişik şeyler arkadaşlar. O yüzden hani bunu sadece böyle coin bazlı düşünmeyin. Tabii bunu hala şu tartışmada süre geliyor. Bunun gerçekte bir değeri var mı, yok mu? Hala bu tartışmada devam ediyor. Lakin şunu da söylemek gerekir. Bazı ülkeler arkadaşlar kendi kripto para birimlerini çıkarmaya çalışıyorlar şu anda. Bu hemen öyle ortaya çıkacak bir şey değilmiş. Mesela Çin bu konuda hayli ilerleme kaydetmiş. Merkez Bankası'nın da bu konuda bazı çalışmaları düzenlemeleri vardı galiba. Duydum ama onlar daha yolun çok başındalar arkadaşlar. Yani öyle hemen ha deyince olacak bir şey de değil bu. Bir de bunlarda şöyle bir durum söz konusu. Şifrenin kırılma ihtimali, bir tane uzman söylüyordu bunu, yabancı bir uzman. Şifrenin kırılma ihtimali, blockchain'deki bu şifrelerin kırılma ihtimali diyor. Dünyaya meteor çarpıp da senin ölmenden daha düşük bir ihtimal. Yani hani buradaki şifrelemelerdeki kırılma ihtimali çok düşük bir ihtimal ya olarak orada, gösteriliyor. Orada o da güvenliği beraberinde getiriyor. İnsanların aslında bence kafasını karıştıran şey şu, bu mesela normal para birimlerinde de var ya, şimdi bir manipülasyon sorunu var şu anda bu tip paralarda biliyorsun. Şey ya manipülasyon çok... sorunu tabii ki var. Mesela Elon Musk geçtiğimiz günlerde Tesla biliyorsunuz yatırım yaptı. 1,5 milyar dolarlık, ardından işte dedi ben Bitcoin'le ödeme almaya başlayacağım. Ödeme alacağım dedi. Mikro bilinen bir şey daha vardı. O şirket de bayağı bir yatırım yaptı. 1,1 milyar dolar mı ne öyle bir şey. Dolayısıyla Bitcoin ne oldu? Bir anda tavan yaptı ki hatta Elon Musk dedi ki ben bile hani Bitcoin'in bu kadar yükselmesini beklemiyordum. Bence şu anda biraz fazla yükseldi dedi o bile. Zaten şu anda da tepe taklak aşağı doğru yol alıyor. Peki ama ne öneriyorsun sen Osman? Şu anda ben bunun bir sadece ben değil diğer uzmanlar da aynı görüşte çoğu da.
Bunların kırılma ve direnç eşikleri var. Ya işte orada mesela ben sözünü kesiyorum belki ama Osmancığım, insanlar şunu görüyorum, hani arabasını satıp evini satıp bunlara yatırım yapmak gibi fantastik ha, bak, işler. O konu ne diyorsun? Girmemek lazım. Her zaman şey diyorlar mesela, yatırımcılar da bunu diyor. Hani kaybedeceğinizi üzülmeyeceğiniz bir rakam. Mesela atıyorum, sallıyorum şu anda tamamen. 10 bin lirayı diyorsun ki ben kaybetsem ne olur, kaybetmesem ne olur. Hani bununla gir. Ama kalkıp da evini satıp, arabanı satıp girme diyorlar. Neden? Çünkü acil ihtiyacın olan bir para kısa vadede, mesela şu anda düştü. Bitcoin de düştü, diğer kripto paralar da düştü. Ve ne zaman aynı seviyeye gelecekleri de belli değil. Atıyorum senin yarın o paraya acil ihtiyacın var. Dedin ki ben bunu bir haftalık gireyim, nasıl olsa yükseliyor falan. Ama çok fazla zarar da edebilirsin. Çünkü arkadaşlar bu kripto paralar hani %1, %2 düşmüyor. Hani dolar, altın nedir? Ufak düşer mesela. Veya çıkar. Hani çok düşsün böyle bir günde ne kadar düşecek? %2, %3 düşer artar. İşte bu biraz şey getiriyor işte, az önce söyledin ya, işte bu manipülasyon tarafındaki durumlar henüz çok karışık olduğu için ben şunu düşünüyorum. Çok girmedim ben bu işe bugüne kadar arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum. Bu Bitcoin veya diğer bütün o kripto paralar bir gün hayatımızın çok önemli bir noktasına gelecek. Ama gelene kadar işte böyle çıkış iniş çıkış iniş, hani birilerinin ocağını söndürebilir. Birilerini de aşırı zengin edebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Değil mi? Ya hep şunu diyorlar. Uzun süreli. Anahtar kelime bu aslında. Uzun süreli yatırım. Çünkü uzun süreli, hemen hemen bütün tokenlere bakın arkadaşlar. Uzun süreli yatırımda. Atıyorum 2 sene böyle düz gitmiş. Birden bir çıkmış. Birden oluyor çünkü bu. 10 kat artmış. Birden. Evet. Dolayısıyla uzun süreli böyle köşeye atıp unutacağınız bir para değilse çok fazla kripto olayına girmemek gerekiyor. Şimdi kripto ile ilgili söyleyeceğimiz çok fazla şey var aslında. Hani bilgilendirme amaçlı, onun için belki farklı bir video yapabiliriz ama bugün sizlere söylemek istediğimiz şey bizim aslında biraz değer kaybeden paralardı. Bitcoin geçtiğimiz günden bu yana, şu anda ben market cap'ten bakıyorum, %14 değer kaybetmiş. 47 bin dolar bu arada. 47 bin dolara düşmüş durumda. 54 bin, hatta 58 bin seviyesini görmüştü arkadaşlar. 58 bin seviyesinden buralara geldi. Son 24 saatte %14.33 oranında değer kaybetmiş durumda ama burada Ethereum daha büyük zarar ettirdi aslında. Çünkü Ethereum %21 mi o? O son 24 saatin. 2060 dolara çıkmıştı. Şu anda 1475 dolara kadar gerilemiş durumda ki bu zaman zaman 1450'leri falan da görüyor. Altına da düştüğü oluyor. Tether dediği zaten bu dolara endeksli bir dijital para, kripto para. 1 dolar bunun her zamanki karşılığı. O yüzden şu andaki piyasada mesela kripto para piyasasında en çok işlem gören paralardan para, bir tanesi. Şey, Tether. En çok işlem gören o. Çünkü bunlarda şöyle bir şey var. Para transferinde çok düşük ücretler var. Atıyorum büyük şirketler özellikle milyon dolarlar transfer ediyorlar. Ne yapıyorlar? Bunu kripto para üzerinden, Tether üzerinden yaptıkları zaman komisyon ödemiyor gibi bir şey oluyorlar. Hmm, o yüzden çok fazla tercih edilen bir birim olduğunu söyleyebiliriz. Binance Coin var. Ben bunun biraz balon olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu birden yükseldi ki 360-370 dolarları gördü neredeyse. Şu anda 211 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Cardano 2 dolara yaklaşmıştı. 2 doları kıracak mı kırmayacak mı diye düşünürken şu anda 0.9 dolara da düşmüş yani. Geriledi. Bayağı düştü. Hepsi düştü şu anda. Baktığımız zaman kırmızı bir çizgi. Çıkan yani. Yok yani. Aynen öyle. Benim burada güvendiğim aslında Link vardı. Link de şu anda 23 dolara kadar düştü. O da yine 30 doların üzerindeydi. Avax vardı ki Avax'ın arkadaşlar 22 Mart'ta bir halka arzı var yine. Orada da yine düşebilir. Şu anda yine Avax da 30 doların altında. Bu arada bir şey soracağım Osman. Senin var mı yatırım, var mı öyle bir şey? Benim yatırımım var. Birkaç tane coin'e bir şeyler var. Ateşledim yani. Diyorsun. Ateşledik. Biz de bu şeyin... Benim yok düştüm. Vallahi arkadaşlar söyleyeyim. Benim yok, Osman'ın varmış. Ama gerçekten... Nasıl durum şey ne peki? Ya. Kazandın mı, kaybettin? Yok, şu anda herkes gibi zararlı. Ya şu anda eğer hani dedim ya, geçtiğimiz gün çok aşırı bir düşüş gerçekleşti. Ve bu düşüş bugün de devam ediyor. Bu süreçte eğer stop loss falan koymadılarsa, hani şu miktarı düşünce benim varlıklarımı sat, TL'ye çevir ya da dolara çevir demedilerse muhtemelen herkes zaten 3-5 zarar etmiştir diye düşünüyorum ama dediğim gibi uzun vadeli düşündüğümüz için bekleyeceğiz. Ben bekleyeceğiz. Zaten ben hani birkaç şu kafada değildim. Alayım, hani hemen satayım, değiştireyim. Şimdi bazı traderlar şey yapıyor. Alıyorlar mesela belli coinleri. Onları sürekli change ediyorlar.
Atıyorum yükseldi ya, satıyor hemen. Başka bir şey alıyor. Düşmekte olanı alıyor. O yükselince onu satıyor, şey yapıyor. Giriyor, çıkıyor. Yani bir havuz yapıyor aslında. Aynen, ama, aynen borsa mantığı. Aynen. Ama öyle bir şeyde sürekli bunu takip etmen lazım. Tabii. Çünkü bu gücü bırakıp uyumayan bir şey arkadaşlar. Yani 7-24 sürekli çıkıyor, yükseliyor, çıkıyor, yükseliyor. Ve hangi coin'in ne zaman ne kadar yükseleceği de belli olmuyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Ravencoin diye bir şey var. Birden yükseldi ve %300'e neredeyse vurdurdu yani. Dolayısıyla orada hatta Türkiye'deki pek çok kripto para borsası da kilitlendi bu işlemlerden ötürü. Millet elindekini satmaya çalıştı çünkü bir anda %200'ün üstlerine çıkınca değeri. Atıyorum düşünsene 100 liralık almışsın, %200 değer kazanmış, olmuş 300 lira, 400 lira. Yani çok dolayısıyla enteresan satmaya olaylar çalışıyor, değil mi? Valla güzel olaylar aslında ya. Sen de girsen böyle eğlenceli oluyor. Sürekli değişiyor ya. Sürekli böyle. Ya bunlar böyle biraz şey gibi geliyor Osman. Yani böyle nasıl anlatayım? Ha, paradan para kazanmak gibi geliyor. Bana öyle çok, zaten. Bana çok mantıklı gelmiyor yani. O yüzden ben girmedim. Şimdi bir de Ripple'a girmek istiyorum. Dün Ripple davası vardı biliyorsun. Evet. O da hatta sitemiz haber olarak yaptık. Şu anda arkadaşlar dava önümüzdeki Temmuz'a da Ağustos ayına ertelenmişti. Fakat şunu söyleyebiliriz. Ripple'ın eli biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Genel olarak ilk duruşmadan sonraki davanın yorumlar, konusu neydi bu arada? Onu da söyleyelim. Davanın konusu şuydu arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerika'da SEC diye bir kurum var. Bu kurum devamlı millete böyle ceza meza kesiyor açıkçası. İşte diyor ki sen bir menkul kıymetsin ya da değilsin vesaire. Ripple'ı da menkul kıymet olmakla suçluyordu. Bunlar hatta Ripple ile, daha doğrusu Ripple şirket XRP onun coin'i arkadaşlar. XRP ile ödeme yaptıklarına dair bazı suçlamalar vardı. Adamlar da hayır öyle bir şey yok dedi. Avukatları da hatta bunu söyledi. Hatta karşı suçlamada bulundular ve dediler ki siz bu şekilde kripto para borsasını manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Yani değerini düşürmeye çalışıyorsunuz dediler. Dolayısıyla bir de şey vardı. SEC hani bizim elimizde belgeler var onları sunacağız falan filan yüksek konuşuyorlardı. Ama hiçbir belge falan da sunmadılar. Dolayısıyla burada herkes şu anda ibrenin Ripple tarafına kaydığını düşünüyor ki arkadaşlar Ripple o saatlerde mesela bütün kripto para borsası kırmızıydı. Ripple %15 oranında değer kazandı ve 0.7 dolarları kadar gördü. Tabii şu anda o da diğer kripto paralar gibi düşmüş durumda. Şu anda bakıyorum mesela 0.4 dolara kadar gerilemiş. %24'lük bir değer kaybı yaşamış. Ama bu bir düzeltme bence. Kripto para borsasındaki bir düzeltme. Bu düzeltmenin ardından mutlaka yükselişler gelecektir. Zaten borsayı takip edenler de biliyor. Kripto paralarda belli aralıklarla düzeltmeler gerçekleşiyor arkadaşlar ki bu düzeltmeler zaman zaman çok sert olabiliyor. Bu da bir sert gibi geldi çünkü %20, %30 hatta %50 değer kaybeden coinler de var, tokenler de var. O yüzden biraz dikkatli olmaları lazım. Takipçilerimizde evet. Eğer bu hani kripto paraya gireyim falan gibi düşünceleri varsa dediğimiz gibi hani böyle kaybetsem de bir şey olmaz bu parayı. Bu para bana evet. Lazım değil. Biraz risk alayım. Olursa olur, olmazsa canım sağ olsun evet, diyeceğiz. Çok daha büyük risklere sakın girmeyin. Yatırım yani tavsiyesi evet. Değildir bu arkadaşlar. Bunu hep söylüyoruz, altını çiziyoruz. Bütün videolarda söyleriz zaten. Ama yani dikkatli olmakta fayda var. Öyle evi satayım, arabayı satayım, bilmem bütün hanımın altınlarını satayım, oraya yatırayım falan. Geçen de bir video vardı ya, kebapçılar mantıklı bir yere toplanmışlar ya. Onlar nasıl toplanmış? Atoma basın, atoma. Herkes elinde. Bir şey basmaya çalışıyor. Atom patlayacak ha. Bu seviyeye geldi artık Türkiye'de biraz hani kripto para. Herkes girmeye çalışıyor ki girmek de çok kolay biliyorsun hani kripto para borsaları var, üyelik açıyorsun, hemen başlıyorsun, hemen tak tak para aktarıp istediğini alıyorsun satıyorsun. Ama arkadaşlar öyle değil, dediğimiz gibi hani nedir, atıyorum sizin 1000 liranız var ya, bu böyle dursa da bir şey olmayacak, evet atayım belki değerlenirse şansıma derseniz o tamam, ama kalkıp da bir şeyleri satıp ne bileyim borca girip kredi çekip bu sakın, işlere girmenizi sakın. Tavsiye etmeyiz. O zaman videoyu kapatalım. Kapatmadan önce de bir iki ay sonra bir daha çekelim Osman bu videonun benzerini. Bakalım, ha, bakalım yükselmiş Osman mi, yükselmiş köşeyi yükselmiş. Döndü mü dönmedi mi? Parayı buldu mu bulmadı mı? İnşallah. Bulursam zaten benle çekmezsin. Ya ne dersin? Dersin Osman vardı iki ay önce hatırlarsanız. Havai'den bildiriyor. Ha, Osman şu anda Malibu'da. Telefonla bağlanırım. Burası çok sıcak. İnşallah diyelim Osman için. Ne diyelim? Evet arkadaşlar, Bitcoin'i ve kripto paraları anlattığımız ilk videomuzun sonuna geldik. Bu videolar devam edecek. Takipte kalın, kanala abone olun. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.